Songuç Akademi'den herkese merhabalar. Yükselgenme basamakları diyeceğiz ve bu ünitenin son konusunda hep birlikte tamamlıyor olacağız arkadaşlar. Müzik Neler öğreneceğiz? Öncelikle bir onlardan başlayalım. İyon yükü ve yükseltgenme basamağı arasındaki farktan bahsedeceğiz. Neden yükseltgenme basamağı diyoruz özellikle? Neden? İyon yükü kavramını kullanmıyoruz. Buna değineceğiz. Ardından da yükseltgenme basamaklarının elektron dizilimleri ile ilişkilerini inceliyoruz. Dolayısıyla da hangi grupta hangi değerlik ener yani hangi yükseltgenme basamağına sahip olunur? Bunlardan bahsediyor olacağız. Şimdi öncelikle iyonik bileşiklerde elektron alışverişi oluyordu. Bunu biliyoruz. İyonik bir bileşiğin oluşumunda metaller elektronlarını vererek katyon haline geliyordu o metalleri o elektronları alarak anyon haline geliyordu. Dolayısıyla da iyon oluşturuyordu. Yani sodyum klorür bileşiğinden bahsediyorsak sodyum artı bir yüklü iyon oluşturmuş. Çünkü klora bir elektron vermiştir. Klor ise o elektronu aldığı için eksi, yüklü, eksi bir yüklü bir anyon oluşturmuştur. Şimdi iyonlar olduğu için biz buradaki sayıları iyon yükü olarak kabul edebiliriz. Yani sodyum artı bir iyon yüküne sahiptir. Klor ise eksi bir iyon yüküne sahiptir diyebiliriz. Ama kovalent bileşiklerden bahsedecek olursak burada da yine bu şekilde değerlerden bahsetmemiz gerekecek. Ancak elektron ortaklaşması var burada. Yönük bileşiklerde olduğu gibi elektron alışverişinden bahsedemiyoruz. Burada elektron ortaklaşması olmak ne demek peki? E, elektron ortaklaşması yapmak demek ne demek daha doğrusu? Hidrojen ve klor arasında kovalent bağımlı oluştuğunu varsayacak olursak. Şimdi klor elektronegatifli hidrojene göre çok daha yüksek olduğu için elektronları yani ortaklaşa kullanılan bu elektronları kendisine daha yakın bir konumda tutacak. Dolayısıyla kendisi negatif yüklü olurken hidrojen kısmi olarak pozitif yüklü olacak. Yani buradaki gibi doğrudan iyon yüküne sahip olmayacak kısmi yüklenmeler söz konusu olacak. O yüzden burada hidrojen artı bir iyon yüküne sahiptir diyemeyiz. Bunun yerine kullanmamız gereken ifade yükseltgenme basamağı olacak. Yani hidrojenin buradaki yükseltgenme basamağı artı birdir diyeceğiz. Ve klorun da eksi birdir diyeceğiz. Yükseltgenme basamağı kavramı tanım olarak değerlendirecek olursak bir atomun moleküldeki veya iyonik bileşikteki dolayısıyla bir bileşiğin yapısındaki aslında yük sayısına yükseltgenme basamağı diyeceğiz. Dolayısıyla yükseltgenme basamağı ikisini birden iki değeri birden kapsayan bir kavram olacak. Yani iyonkü Aynı zamanda yükseltgenme basamağıdır ama yükseltgenme basamağı her zaman iyon yükünü bize vermez. Çünkü kovalent bileşiklerin yapısında yükseltgenme basamağından söz edilebilirken iyon yükünden söz edemiyor olacağız. Şimdi neden yükseltgenme basamağını ısrarla söylediğimizi bu şekilde anlamış olduk. Peki elektron dizilimlerinden yola çıktığımız zaman bir taneciğin yükseltme basamağını nasıl belirleyebiliriz? Mesela herhangi bir elektron diziliminin sonunda. Çünkü bir elementin ya da bir atomun fiziksel veya kimyasal bütün özellikleri aslında bu elektron dizilimiyle alakalıdır. Ve asıl bilgiyi de en sona yazdığımız şey neyse o bize söylüyordur. Herhangi bir taneciğin herhangi bir atomun elektron dizilimi... S1 ile bitiyorsa bu 1S1 olabilir, 2S1, 3S1, 4S1 fark etmiyor. Nereyle bittiğine bakacağız. S1 ile bitiyorsa bu periyodik sistemde 1A grubunda yer aldığını bize gösteriyordur. Dolayısıyla bahsettiğimiz grup 1A grubu elementleri olacak. Şimdi 1A grubunu değerlendirdiğimiz zaman şöyle bir durum vardı. Tepedeki yani birinci periyot 1A grubu elementi hidrojendi ve o ametaldi. Ama hidrojen haricinde geri kalan bütün elementler metalik özellik gösteriyordu. Metal olarak değerlendirdi. Değerlendiriyorduk. Dolayısıyla hidrojen ve geri kalan maddeleri ayrı ayrı değerlendireceğiz. Hidrojen hariç bira grubu elementleri yani geri kalan bütün metaller ve buraya ekleyeceğimiz bir de gümüş var. Bunlar bütün bileşiklerinde artı bir yükseltgen ve basamağına sahip olacaklar arkadaşlar. Yani lityum, sodyum, potasyum ta fransiyuma kadar giden bütün bira grubu metalleri ve bunun yanı sıra gümüşten bahsediyorsan sabittir. Bütün bileşiklerin yapısında artı bir değerlik olacak. Hidrojene geldiğimiz zaman hidrojen kendisi ametal olduğu için ne yapacak? Metallerle bileşik verirken, bileşik yaparken iyonik bileşikler oluşturacaklar. Dolayısıyla elektronu alan taraf olacak. Metallerden elektronu aldığı için kendisi eksi bir yüklü hale gelecek. A metallerle bileşik oluştururken kendisi elektronegatifliği oldukça düşük bir ametal olduğu için genellikle elektronlarını kendinden uzak tutan ametal olacak. Dolayısıyla elektronlar diğer ametale daha yakın durduğu için bu defa hidrojen artı bir gibi bir yükseltgeme basamağına sahip olacak. Mesela sodyumla hidrojen arasında bir bileşik yapısından bahsediyorsak Burada hidrojen eksi bir yükseltgeme basamağına sahiptir. Sodyum bir A grubunda olduğu için ve bir metal olduğu için her türlü artı bir olacak zaten. Ama Mesela e, suyun yapısındaki hidrojenden ya da hidroklorik asit yapısındaki hidrojenden bahsediyorsak HF ya da hidroflorik asitten bahsedebiliriz tabi. HF şeklinde gösterdiğimizde flor burada eksi bir yükseltgeme basamağına sahipken hidrojen artı bir yükseltgeme basamağına sahip olacak. Şimdi gelelim NS2'ye. S2 ile bitiyorsa periyodik sistemin tabii ki 2A grubunda yer alıyordur. Ve 2A grubu ile ilgili şunu biliyoruz. Tamamı metaldir. Yani hidrojen gibi bir istisna durumu yok. Dolayısıyla buradakilerin değerlik elektron sayısı 2 ve bütün bileşikleri oluştururken değerlik elektronların tamamını verirler. Yani bu NS2'deki 2 iki elektronun ikisini de verecekler. Dolayısıyla bütün 2A grubu elementleri artı 2 gibi bir yükseltgeme basamağına sahip olurlar bütün bileşiklerin yapısında. NS2, NP1 diyorsak yani 3A grubu elementlerinden bahsetmeye geçtiysek bu defa buradaki elementlerin değerlik elektron sayısı 3 oluyor. 3 olduğu için de bu 3 elektronu vererek artı 3 gibi bir yükseltgen basamağına sahip oluyorlar. 3A grubu ile ilgili de şunu biliyoruz. En üstteki bor bir yarı metal. Onun dışında kalanların tamamı metal. Metallerin artı 3 alması normal zaten. Elektronlarını vererek bileşik oluşturuyorlar. Yarı metale geldiğimiz zaman, bora geldiğimiz zaman metallerle bileşik yapısı yok. A metallerle bileşik oluştururken de elektronegatifliği diğerlerine göre yani ametallere göre daha düşük olduğu için kendisi pozitif yüklü yükseltgenme basamağına sahip oluyor. Dolayısıyla da artı 3 yükseltgenme basamağına bu orada her zaman için bileşiklerinde sahip oluyor diyeceğiz. NS2 ve NP2 şeklinde yani bu periyodu fark etmiyor tabii ki S'den sonra P gelip ne P2 ile bitiyorsa. Bu bir elementin 4A grubunda yer aldığını gösterecek bize ve 4A grubunda metalleri ve ametalleri ayrı ayrı değerlendirmemiz gerekecek tabii ki. Metallerden bahsediyorsak burada iki durum söz konusu olacak. Şimdi nse 2 var sonrasında gelen bir de P2 var daha yüksek enerjili olan. Eğer bileşiğini oluştururken sadece buradaki P orbiterindeki iki elektronu veriyorsa iki elektron kaybı yaşadığı için tabii ki artı 2 gibi bir yükseltgenme basamağına sahip olacak. Ama tüm değerlik elektronlarını veriyorsa yani buradaki S2'deki 2 elektronunu da veriyorsa toplamda 4 elektron verdiği için artı 4 yükseltgenme basamağına sahip olacak. 4A grubunda daha aşağı noktalarda yer alan metallerden bahsediyorsak ama 4A grubunun A mesela karbondan bahsediyorsak Burada net nasıl bir durum söz konusu olacak? Bu defa 4 tane elektron var değerli elektron olarak. 2 ihtimal var. Daha doğrusu çok fazla ihtimal var. Uçları belirtecek olursak 4 elektronun tamamını vermesi gibi bir ihtimal söz konusu. 4 elektronun tamamını verirse artı 4 yükseltgenme basamağına sahip olur. Veya 4 tane dışarıdan elektron alarak oktetini tamamlayabilir. Bu da eksi 4 gibi bir yükseltgenme basamağına sahip olmasını sağlar. Bu aradaki bütün süreçler geçerlidir. Gerçekleşme ihtimali vardır. Yani nasıl? Artı 2 de olabilir. Eksi 2 de olabilir. Artı 1 de olabilir. Bunların hepsi söz konusudur. Ancak artı 5 olması gibi bir şey söz konusu değil. Çünkü 4 tane değerlik elektronu var. Başka elektron veremez. Ya da eksi 5 olamaz dışarıdan çünkü 4 elektronu alarak oktetini tamamlar. Bir fazladan elektron alamaz. Neyse 2 NP3 ne, diyorsak yani 5A grubu elementlerine geçtiysek burada 5A grubu metallerinden bahsederken şunu söyleyeceğiz. Şimdi P orbitallerinde 3 elektron var. Eğer bu değerlik elektronlarından sadece P orbitallerinde yer alan 3 elektronu verirse tabii ki artı 3 yüklü hale geçmiş olacak. Yani artı 3 yükseltgeme basamağına sahip olacak. Tüm değerlik elektronlarını verirse yani buradaki 5 elektronun 5'ini de verirse artı 5 yükseltgeme basamağına sahip olduğunu göreceğiz. 5 Beşer grubunun A bahsedersek ne olacak peki? Değerlik elektronun sayısının 5 olduğunu biliyoruz. Uçlarda neler var? Bir dışarıya 5 elektronun 5'ini de verebilir. Yani artı 5 yükseltgenme basamağına sahip olabilir. Oktetini tamamlamak için dışarıdan 3 tane elektron alacak ki 8 tane elektron olabilsin. Dolayısıyla eksi 3 yükseltgenme basamağına sahip olabilir. Bu aralıktaki bütün yükseltgenme basamakları mümkündür. Ama artı 6 olamaz veya eksi 4 olamaz bunları söyleyebiliriz. Ns2, Np4. 6A grubuna geçtiğimiz zaman. Şimdi 6A grubunun metallerini bir değerlendirelim. Aynı bakış açısıyla. P'deki elektronlarını verecek olursa 4 elektron verdiği için toplamda artı 4 yükseltgenme basamağına sahip olabilir. Eğer tüm değerlik orbitallerini verecekse yani şuradaki 6 elektronun tamamını verirse bu defa da artı 6 gibi bir yükseltgenme basamağına sahip olduğunu görürüz. Peki 6A grubunda yer alan ametalleri genel anlamda değerlendirecek olursak 6A grubu ametalleri, yani oksijen ve kükürtten bahsediyoruz. E, çoğunlukla karşılaşacağımız ametaller bunlar olacak. ...dışarıdan iki elektron alarak çoğunlukla tepkimelerini gerçekleştirecekler... ...veya bu iki elektronu tabii ki kendilerine daha yakın tutarak gerçekleştirecek... ...çünkü elektronegatifliği oldukça yüksek ametallerden bahsediyoruz. Genellikle eksi 2 ile karşılaşacağız. Özellikle oksijenden bahsediyorsak. Ama oksijenin özelinde bazı farklı durumlar da var. Oksijenin içinde dedik toplamda 6 tane değerlik elektronu var. Dışarıdan iki elektron aldığı zaman eksi 2 yükseltme basamağına sahip hale gelecek ki biz bu tarz bileşikleri oksit bileşikler olarak değerlendireceğiz. Ancak e, 1A ve 2A grubu metalleriyle oksijenin eksi 1 yükseltgenme basamağına sahip olduğu durumlarda gerçekleşebilir ki biz bu tarz bileşikleri de peroksitler olarak değerlendireceğiz. Ne gibi? Sodyum oksit gibi, magnezyum oksit gibi yapılarda eksi 1 yükseltgenme basamağına sahip olduğunu göreceğiz. Ancak oksijen elektronegatiflik açısından ee, en yüksek ikinci ametal. Bundan büyük bir ametel daha var ki o da flordur. Dolayısıyla karşısına gelen yani birlikte bileşik oluşturduğu element eğer florsa bu defa oksijen negatif değerlik değil pozitif değerlik almak zorunda kalır. Onun dışında hep negatif değerliğe sahiptir. Bu bileşin yapısında flor eksi bir yükseltgeme basamağına sahip olacağı için oksijene artı iki yükseltgeme basamağı kalır. <laughs> Neyse ki NP5'ten ne, bahsediyorsak yani Halojenlerden bahsediyorsak şimdi burada flor ve diğerleri şeklinde değerlendirebiliriz. Flor hariç 7A grubu elementleri e, oktetini tamamlamak için ya 7 tane elektrona kadar verebilirler. Dolayısıyla artı 7'ye kadar yükseltgeme basamağına sahip olma şansları olur. Ya da dışarıdan bir tane elektron aldıkları zaman bu sahip oldukları 7 tane elektronu 8'e tamamlayıp oktete ulaşabilirler. Dolayısıyla eksi 1 gibi bir e, basamağına sahip olabilirler. Bu aralıktaki bütün değerler de geçerlidir. Çünkü ametaller bu aralıkta değerlik alma şansına sahip olabilirler. Artı 8 olamaz ama eksi 2 de olamaz. Flora geldiğimiz zaman flor elektronegatifliği en yüksek olan ametal olduğu için her zaman eksi bir yükseltgeme basamağına sahiptir. Bunun dışında bir yükseltgenme basamağıyla karşılaşamayız florun bileşiklerinden bahsediyorsak. Şimdi Soy gazlarda tabii ki sıfır olarak değerlendireceğiz hatta soy gazların bileşiklerini yok kabul edeceğiz oldukça istisna bileşikler dışında. Serbest element durumundan bahsediyorsak buradaki bileşik yapmamış bir atom varsa elimizde yükselken ve basamağının her zaman için sıfır olduğunu söyleyeceğiz. Ne gibi mesela metallerden bahsediyorsak doğrudan atomik hallerinden bahsedeceğiz ya da ametallerden bahsediyorsak element moleküllerinin tamamında buradaki atomların hepsi sıfır yükseltgenme basamağına sahiptir diyeceğiz. Tek atom içeren iyonlardan bahsediyorsak da burada atomu yükseltgenme basamağı doğrudan iyon yüküne eşittir. Ne gibi? Sodyum artı bir yüklü iyonsa buradaki yükseltgenme basamağımız artı bir. Veyahut magnezyumdan bahsediyorsak ve magnezyum artı iki yüklü iyon halindeyse burada yükseltgenme basamağımız gene artı iki olacak. Veya kükürtün eksi 2 yüklü durumundan bahsediyorsak bu iyonun yükseltgenme basamağı eksi 2 olacak. Peki çok atomlu iyon varsa bizim elimizde buradaki atomların yükseltgenme basamaklarını ayrı ayrı nasıl belirleriz? Mesela sülfat iyonu var elimizde. Buradaki kükürdün ve oksijenin yükseltgenme basamaklarını nasıl belirleyeceğiz? Burada az önce öğrendiğimiz kuralları kullanıyor olacağız arkadaşlar. Yani şöyle değerlendirelim. Elimizde sülfat var ve toplamının yükü eksi 2'ymiş. Burada yapacağımız şey atomların yükselken basamaklarını ayrı ayrı alıp iyon yükünü eşitlemek olacak. Burada oksijenin yükünü biliyoruz biz. Nereden biliyoruz? Genellikle eksi 2 alıyordu. E, sadece 1A ve 2A metalleriyle karşılaştığı zaman eksi 1 alması gibi bir ihtimal söz konusuydu. Florla karşılaştığı zaman artı 2 yükseltgeme basamağı alması söz konusuydu. Onun dışında eksi 2 alıyor. Şimdi kükürdünkini bilmiyoruz. Burada değişken olan kükürt. Ona da x diyelim. Yapacağımız şey şu olacak. Bir tane kükürt var. Onu yükseltgeme basamağı x olsun. Dört tane oksijen var. Artı diyeceğiz. Ve buradakilerin hepsini yükseltgeme basamağının eksi 2 olduğunu biliyoruz. Buradaki toplam bizim iyon yükümüze eşit olacak. Yani eksi 2'ye eşit olması gerekecek. Eksi 8 yaptı. Attık karşıya. X'in karşılığını buradan bulabiliriz. Eksi 8'i attığımız zaman artı 8 olarak gidecek. Burada eksi 2 olduğuna göre artı 6 yükseltgenme basamağına sahip olduğunu söyleyeceğiz. Sülfattaki kükürdün. Aynı şeyi burada yapabiliriz. Elimizde nitrat iyonları var. Toplamının yükünün eksi 1 olduğunu biliyoruz. Şimdi azotu ve oksijeni ayrı ayrı değerlendirdiğimiz zaman burada azotun Y olduğunu varsayalım bu defa. Oksijenin eksi 2 olduğunu biliyoruz. İstisna durumların dışında hep eksi 2 olacaktı. Karşımıza bu şekilde çıkacaktı. Bir tane azot var. Dolayısıyla Y diyeceğiz. Artı 3 tane oksijen var. Ve bunlardan her biri eksi 2 yükseltgeme basamağına sahipler. Bu toplam bize neyi vermesi gerekiyormuş? Eksi 1'i vermesi gerekiyormuş. Çünkü buradaki iyon yükümüz eksi 1. Şimdi ne oldu burası? Eksi 6. Altı. Eksi 6'yı karşıya attık. Artı 6 olarak geçti. Buradaki eksi 1 ile topladığımız zaman artı 5 gibi bir e değer ulaştık. Dolayısıyla buradaki azotun yükseltgenme basamağı artı 5'miş. Peki gelelim bileşiklerdeki durumu değerlendirmeye. Bileşiklerde atomların yükseltgenme basamakları toplamını sıfırdır diyeceğiz arkadaşlar. Neden? Aslında yukarıda yaptığımız şeyin aynısı. Çünkü bileşiklerin toplam yükü zaten sıfırdır. Toplam olarak nötr bir durumdan söz ediyoruz. O yüzden doğrudan bulduğumuz şeyi sıfıra eşitlememiz gerekiyor. Peki aynı işlemi yapacaksak. Elimizde kükürt trioksit var. Toplam yük sıfır. Şimdi atomları ayrı ayrı değerlendirecek olursak dedik ki oksijenin eksi 2 olması gerekiyor. istisna durumlarımızın dışında. Buradaki kükürdün A olduğunu söyleyelim bu defa mesela. Bir tane A var elimizde artı. 3 çarpı eksi 2 dediğimiz zaman burayı sıfıra eşitlememiz gerektiğini söyledik. A değerine ne kalıyor peki? Eksi 6 oldu. Karşıya attık. Artı 6 oldu. Demek ki kükürt burada da artı 6 gibi bir yükseltkeme basamağına sahipmiş. Veya K3PO4 potasyum fosfat bileşiğinden bahsediyorsak şöyle hemen değerlendirmeyi alalım. Toplamın sıfır olduğunu biliyoruz. Yükseltgenme basamaklarını ayrı ayrı yazacak olursak oksijenin eksi 2 olması gerekiyor burada. E, potasyumun artı 1 olması gerekiyor. Neden? 1A grubu elementi ve 1A grubu metalleri tamamı her zaman artı 1 yükseltgenme basamağına sahip oluyordu. Yapacağımız işlem ne olacak o zaman? 3 tane potasyum var. 3 çarpı artı 1 buradan geliyor. Artı diyeceğiz. Potasyum, buradaki fosforunkine de B diyelim. Artı B diyeceğiz. Bir tane fosfor var çünkü sadece. Artı 4 tane de oksijen var. Her birinin eksi 2 olduğunu söyleyeceğiz. Ve burayı 0'a eşitleyeceğiz. Eksi 8 geldi. Buradan da artı 3 geldi. Toplamda B artı, B eksi 5 daha doğrusu 0'dır. B'ye ne kaldı peki? O eksi 5'i karşıya attığımız zaman artı 5 kaldı. Demek ki buradaki fosfor artı 5 yükseltme basamağına sahipmiş diyeceğiz. Neler öğrendik şöyle hep birlikte bir tekrar edelim o zaman. İyonik bileşiklerde iyon yükü kavramı kullanılabilir ancak moleküller için yükseltme basamağı kullanmak zorundayız. Çünkü burada iyonlardan bahsedemediğimiz için molekül yapılarından yani kovalent bağlı yapılardan orada biz mecburen yükseltme basamağını kullanmak zorundayız. Tabi iyon yükü aynı zamanda yükseltme basamağı değerinde bize vereceği için ikisi için aynı anda kullanabildiğimizden dolayı oldukça kullanışlı bir... E, kavram olacaktır yükseltgenme basamağı. Atomların bileşiklerde aldıkları yükseltgenme basamaklarını belirlemek istiyorsak da bakmamız gereken şey onların elektron dizilimleridir. Elektron dizilimleri sayesinde periyodik sistemdeki konumlarını belirleriz. Bunun yanı sıra hangi bileşikte hangi yükseltgenme basamağına sahip olur bunu da belirleyebiliriz ve bileşiklerin özellikleriyle ilgili de ve bunun yanı sıra tabii ki iyonların özellikleriyle ilgili de yorum yapma şansına sahip oluruz. <laughs> Şimdi gelelim ödevlendirmemizi yapmaya o zaman. 11. sınıf Dinamo kitabı artık hepimizde var. Neler yaptık, neler yapacağız, nereden sorumluyuz ondan şöyle bir bahsedecek olursak. Atomun kuantum modeli, periyodik sistem ve elektron dizilimleri, periyodik özellikler, elementleri tanıyalım kısımlarını tamamladık. Burayı bitirdik. Ünitenin son kısmı olan yükseltgen ve basamakları ile ilgili şu anda çalışmamızı yaptık. Kaldı ödevleri tamamlamak. Dolayısıyla 42. sayfadan 56. sayfaya kadar bu defa ödevlendirilmiş olacağız. Yani yükseltki ama basamakları tek başına değil bütün bir üniteyi tekrar etme görevi de bizi bekliyor şu anda. 42'den 56'ya kadar peki bizi neler bekliyormuş nerelerden sorumluymuşuz? Şöyle hep birlikte bir göz atalım. 42. sayfada yükseltki ama basamakları ile ilgili şöyle bir çözümlü örnek var karşımızda. Bu aslında kazanımı bize anlatan tanıtan bir soru olacak. Ardından da 4 tane buna benzer soru tipi bizi bekliyor olacak. Sonrasında yine benzer şekilde yükseltgen ve basamaklarının hesaplanması ile ilgili bir çözümlü örnek ve ona benzer 4 soru daha bu kazanımı bize kazandıracak durumda. Sonrasında ise yine yükseltgen ve basamakları ile ilgili bir tarama testi bizi bekliyor. Ardından modern atom teorisinin genelini ifade eden, geneline hükmeden bir Ünite tekrar testi karşımıza çıkacak. Ünite tekrar testinin ikincisi ardından karşımıza gelecek. Üçüncü bir ünite tekrar testi daha olacak. Sonrasında fen lisesi öğrencilerine yönelik bir test bizi bekliyor olacak. Yine ünitenin tamamına hitap eden modern atom teorisi ünitesi ile ilgili ÖSYM tarzında soruların olduğu bir test bizi bekliyor olacak. Sonra da yazılı tipindeki sorularla bizi tam anlamıyla üniteye hazırlamış olacak, üniteyi tamamlatacak bir kitap var. Karşımızda ödevlendirmemizi yaptık, ödevlerimizi ihmal etmeden yapıyoruz ve ödüllü sorumuzu cevaplandırıp yorumlarda paylaşıyoruz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum, tekrar görüşmek üzere arkadaşlar.